Merhabalar, Reklam Kurulu kararlarını incelediğimiz video serisinin 6. videosuna hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız karar aslında çok taze bir karar. Çünkü 10 Haziran 2024 tarihinde Reklam Kurulu kararlarını toplandığı Reklam Kurulu bülteninin 345. sayısı, yani yeni sayısı yayınlandı. Ben hemen inceledim. Tabii içinde çok çeşitli kararlar yine var. Gıda ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar, büyücülük, faalcılık ve medyuma ilişkin reklamlar... E, bu bültende bir bahis reklamına ilişkin karar da vardı. Ama ilgimi çeken bir 8 kararlık kısım vardı. O da şöyle, 8 kararın bir tanesi e, ihlal olmadı ama 7 tanesinin ihlal olduğu yönünde karar e, çıkan hasar danışmanlık şirketlerinin hukuki hizmet bilgisi içeren reklamlarıydı. Neden ilgi çekici? Çünkü çok uzun yıllardır e, avukatlar tarafından, meslektaşlarımız tarafından çok tartışılan ve haklılık payı da olan bir durum aslında hasar danışmanlık şirketlerinin hukuki hizmet bilgisi içeren reklamları. Hatta buna ilişkin e, Skortalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından da çeşitli açıklamalar ve suç duyuruları yapılmıştı. E, ama bir takım meslek e, toplamları tarafından, meslek grupları, avukatlık grupları tarafından da e, geçtiğimiz yıllarda toplu başvurular yapıldı. Sadece cezai yönden değil, reklam kuruluna yapılacak olan toplu bir başvuru kampanyası düzenlendiğini de hatırlıyorum. bu avukatlar tarafından, meslektaşlarımız tarafından çok sık tartışılan ve dediğim gibi tartışılmaya da aslında çok önem arz eden hususlardan bir tanesi. O yüzden ilgili bültenin içerisinde bu kararları bulduğunda dedim ki bence bunu incelememiz gerekiyor. Çünkü hem avukatlar tarafından aslında haksız rekabet ortamını bozucu reklamlar olduğu hem avukatlık kanununa yekün bir şekilde zaten doğrudan aykırılık teşkil ettiği için hem de mağdurunun da gerçekten çok sert bir şekilde mağdur edildiği ve bir mağduriyet zincirine tabi edildiği e, durumlardan bir tanesi. Artık bir piyasası oluşmuş bir alan. Elbette ki her hasar danışmanlık şirketi için bu cümleleri kuramayız ama e, her avukatın mutlaka telefonu bir kez olsun bu hasar danışmanlık şirketlerinin politikalarıyla alakalı mağduriyeti uğramış kişiler tarafından çalınmıştır. O zaman karara geçelim. Evet dediğimiz gibi Mayıs 2024 tarihli ve 345 sayılı reklam kurulu bülteninde yer alan çok taze bir karar. Şikayet edilen şirkette yön hasar yönetimi ve danışmanlık hizmetleri limitet şirketi şikayet edilen reklam ise firmaya ait internet sitesinde ve sosyal paylaşım sitesinde yer alan Profilde yapılan aslında tanıtımlar ve reklama yönelik olan ifadeler. Ee, Şubat 2024'te yapılıyor bu ifade ve tanıtımlar. Haliyle ifadeler de güncel ve internet üzerinden yayınlanıyor. Peki bu ifadelerde yer alan problemler neler? Şimdi reklam kurulu bu 7 kararı incelerken ilgili şirketlerin internet sayfalarında yer alan bilgi sekmelerinin her birinin içerisindeki yer alan ifadelerden Reklama elverişli olan ifadeleri karar kapsamında incelemektedir. Haliyle de bu sekmeleri ana sayfa, hakkımızda, biz kimiz sıkça sorulan sorular, hizmetlerimiz başlığı altında görebilmekteyiz. O zaman ilk olarak bu hasar danışmanlık şirketlerinin nihai amacının ne olduğunu görmek ve burada reklama varan ifadelerin neler olduğunu anlayabilmek adına tespitlerin ana sayfa hükmünde yer alan ifadelere bakabiliriz şöyle ki şu ifadeler yer almaktadır. Kazazede danışma ve asistanlık şirketince tüm hava, kara, deniz araçlarında meydana gelen kazalar sonucu ölüm, sakatlık, tedavi giderleri ve tazminat hakları için bizden yardım alın. E, kişilerin uğramış oldukları, kazalar sonucunda uğramış oldukları bedensel ve maddi zararları, e, maddi, zararlar, ma maddi zararların içerisine araç değer kayıplarını vesaire de sokabiliriz. Çünkü e, bültenin içerisine yer alan başka bir şirketle alakalı e, ifadelerden bir tanesi araç değer kaybına yönelikti. Bunu da sokabiliriz elbette. E, bu tarz beden e, bedene yönelik ve maddi kayba yönelik olarak tazminat bedellerinin bu şirketler tarafından takip edildiğine ve mağdur olan kişilere aslında bir e, danışmanlık hizmeti verildiğine ilişkin ifadeler yer alıyor. Genel bilgi altında da çok benzer hususlar aslında e, yer almaktadır. Kazalarda yaralanan veya ölen kazazedelerin tazminat hakları için bu şirketlerin e, kurulduğunu, e, bir sistem geliştirdiklerini ve bu sistem aracılığıyla çok hızlı bir şekilde e, mevcut yasadaki eksiklikleri e, eksikleri tespit ederek çözüm önerilerinin oluşturulduğu, bu sistemin alanında çok uzman aktüer, hukuk ve sağlık alanlarında doktora yapmış profesyoneller aracılığıyla oluşturulduğunu, e, dosyaların bu sistemle incelendiğini neticeye bağlandığını, e, memnuniyetin çok üst seviyede olduğunu, çok e, pozitiflikle sonuçlandığını, tek bir mağduriyetin yaşanmadığını e, ifade etmektedir. Neden kaza mağdurları başlığı altında yer alan ifadeler de ise kişilerin kaza sonucu uğradığı bedensel zararı ve mağduriyeti gö görmek öncelikle bu olana yönlenmemizin nedenidir. Demektedir. Kaza nedeniyle alınmış ağır bedensel zararlar sonucunda sigorta şirketleriyle nasıl bir yol izleneceğini mağdur tarafından bilinmiyor olması da bizim bu şirketi kurmamızın temel amaçlarından bir tanesidir diyor. Şimdi baktığımızda aslında kişilerin bu bedensel zararlar sonucunda ee, ilgili tazminat hükümlerine gideceğini ve sigorta şirketleriyle dava konusunda yapacağı işlemler aslında bir avukatlık hizmetidir baktığımızda. Ve ilgili şirket aslında bu avukatlık hizmetinin taraf, hizmetinin tarafınca verildiğini ifade etmektedir. Devamında ise dosya oluşturma aşamasında aksayan, yürümeyen evrak takiplerinin doğru ve kısa sürede yapılması gerekliliği, kaza sonucu bedensel zararı uğramış insanların tedavilerinin hastanelerde doğru yapılması konusunda yardımcı olmak ve kaza sonucu, burası önemli, kaza sonucu hayatını yitiren kişilerin eş ve çocuklarının kendileri için doğan yasal haklar konusunda aydınlatılması gerekliliği. Aslında burada bahsettiğimiz şey, bahsettiğimiz şey tam olarak bir hukuki danışmanlık. Çok açık bence. Devamında da zaten hizmetlerimiz başlığı altında da normal şartlarda ücret alınması gereken danışmanlık hizmetinden. Çünkü bu bir hukuki hizmet, avukat aracılığıyla yapılması gereken bir hukuki hizmet ve elbette ki bizim avukatlık kanunu gelince yaptığımız danışmanlık hizmetinden bir ücret almamız gerekiyor. Bunun yardım etmek fiili altında gerçekleşmemesi gerekmektedir. Elbette ki bunun istisnaları mevcut ama ticari gelir elde etme amacıyla böyle bir şirket kuruluyor ise gelen her mağdura yardım etmek e, burada yine avukatlık kanununa aslında bizi aykırılığa götürmektedir. Devam edelim. Kuruluş amacı yardım etmek olması nedeniyle kaza mağduru kişiden ücret alınmaksızın hangi evrakları nerelerden nasıl toplaması, ne yapması gerektiği konusunda bilgi aktarımı. Eğer kaza mağduru bu işlemleri tek başına yani verilen danışmanlık eşliğinde yapamıyor ise ücret karşılığında bir asistan tayin ederek bütün süreci firma ile beraber yürütmesi. Tazminat hakkına ilişkin süreci. Burada yine avukatlık hizmetine gidiyoruz. Çok çok açık yine. Kurucudan mesaj, e, ilgili başlık altında, yine bu bir sekme, ilgili başlık altında kaza geçirdiğiniz andan itibaren tedavi hastane şartları tazminat haklarınız konusunda bizden ücretsiz bilgi edinebilirsiniz. Dilerseniz yine size ücretli bir asistan sağlayarak işlerinizi gerçekleştirebiliriz. Sizden bunun için hiçbir ödağı talep etmeyeceğiz. E, sadece ücretli bir e, asistan ataması yapılabilir şeklinde ifadelere yer verilmektedir. Devamında ise şimdi sıkça sorulan sorular buna ilişkin şirketlerin internet sayfalarını incelediğinizde bir takım hukuki soruları ücretsiz danışmanlık şeklinde detaylı ya da kısa cevaplar verildiğini görebilirsiniz. Burada da örnek olarak e, vermişler. Sürücüyüm kaza yaptım ne yapmalıyım? Kazada yaralandım ne yapmalıyım? İşte 10 gün içerisinde ilgili sigorta şirketinizde kazayı bildirmek zorundasınız vesaire gibi yine cevaplar verilmiştir. Peki bu ifadelerden yola çıktığınızda eee Şimdi ifadeler aslında kişilerin ilgili tazminat bedellerine yönelik olarak bir hukuki danışmanlık hizmetinin verildiği reklamının yapıldığına ilişkin ifadeler. Bu zaten ifadelerden de çok açık bir şekilde aslında anlaşılmaktadır. Peki bu ifadeler bizi hangi aykırılığa, hangi kanuna ya da hangi yönetmeliğe aykırılığa götürüyor ve bunu değerlendirilmesini reklam kurulu nasıl yapıyor? Hemen buna bakalım. Yapılan incelemeler sonucunda inceleme konusu tanıtımlar vasıtasıyla trafik ve iş kazaları başta olmak üzere tazminat alacağına ilişkin hukuki ihtilaflarda mütalaa vermek, dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait evrakı düzenlemek gibi sadece baroda yazılı avukatların yetkisinde olan faaliyetlerin firma tarafından yürütüldüğünün ifade edildiği. Aslında firma ilgili internet sitesinde vermiş olduğu beyanlar apaçık bir reklam niteliği taşımakta çünkü hizmetinin e, pazarlanmasını o ifadelerle gerçekleştiriyor. Ama ilgili ifadelerde de avukatlığın görev alanına giren, avukatlara özgülenmiş bir takım faaliyetlerin ilgili şirket tarafından yapıldığını ifade ediyor ve bunu ücretsiz bir şekilde yaptığını ifade ediyor. E, bu aslında bizi avukatlık kanununa direkt aykırılığa götürüyor. Devamında da e, bizi burada hukuk aykırılıktan çıkartan hususunda kişinin aslında bir noktada avukat olması. Ama firmanın bu alanda bir yetkisinin bulunmadığını da tespit ediyor reklam kurulu. Ve devamında da diyor ki bu durumun tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı, tüketicilerin ilgili bilgi eksikliklerinde istismar edici ve haksız rekabete yol açan nitelikte olduğunu değerlendiriyor. Aslında burada hem Avukata özgülenmiş bir takım faaliyetler, avukatlar olmayan kişiler tarafından ifade ediliyor. Ee, ancak öyle ifadeler kullanılıyor ki tüketiciyi ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklı olarak yanıltarak aldatarak ilgili sözleşmenin tarafa haline getiriyor ee, ve bununla beraber de mevcut e, avukatlarla bir haksız rekabete yol açan e, piyasa ortamını ilgili ortamı e, oluşturmuş oluyor. Peki hangi Kanunlara aykırılığa bakmış olacağız burada. Avukatlık kanunu, baki, sigortacılık kanunu, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği ve tüketicinin korunması hakkında kanun. Ee, i̇lk üç kanun ve yönetmeliği yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak tüketicinin korunması hakkında kanun 61. maddesi ee, reklamlara yönelik e, bir ana düzenleme görevi görmektedir. Önceki e, ilgili videolarda değindiğimiz üzere bu videoda buna yer vermeyeceğim. Ancak avukatlık kanununa hemen bakalım. Şöyle ki daha önceki slaytlarda da hep değindiğimiz üzere zaten kanun işlerini ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, dava açmak, adli işlemleri yürütmek, dava sürecindeki ilgili evrak işlemlerini gerçekleştirmek gibi bütün yargılama süreçlerine, bütün hukuki işlemlere ait olan ee, işlemler zaten yalnızca baroda yazılı olan, baro levhasına kayıtlı olan avukatlara aittir. Ve bunu e, başka hiç kimse yapamaz. Bu sebeple bir e, hasar danışmanlık şirketinin avukat sıfatını sahip değilken ya da bu işe özgülenmiş bir yetkisi bulunmazken e, avukatmış gibi bu işlemleri yapması ve e, kazazedeye mağdura yönelik böyle bir reklam ibaresi kullanması bizi otomatik olarak avukatlık kanununun 35. maddesindeki aykırıla götürmektedir. Bir diğer husus ise reklam yasağı. Ee, dediğimiz gibi avukatların zaten iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü e, hareketlerde, ifadelerde, beyanlarda bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat ünvanı ile akademik ünvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. Ee, bu yasak ortak avukatlık bürosu avukatlık ortağı hakkında da düzenlenmek, e, hakkında da uygulanmaktadır ve Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenecek yönetmeliklerle de belirlenmektedir. Ancak ilgili e, hasar danışmanlık şirketinde bir avukatlık faaliyetine ilişkin biz böyle yapmaktayız, şöyle takip etmekteyiz, çok yüksek bir memnuniyet oranımız var gibi ifadeler otomatikman reklam yasağına da yani 55. maddede düzenlenen avukatların reklam yasağına da aykırılık teşkil edecektir. O halde avukatlık kanunu nezdinde incelediğimiz iki maddede de biz ihlale gidiyoruz. Üçüncüsü ise avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. Hemen burada küçük bir ekleme yapıp şunu da söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse... Ee... Reklam Kurulu'nun yine başka bir hasar danışmanlık şirketi ne vermiş olduğu ihlal kararlarından bir tanesinde de e, açıkça şu ifadeler yer almaktaydı. E, bu alanda uzman ve zengin avukatlık kadromuz ile başarı avukatlarımızın başarı oranının şu olması ile sizlere destek vermekteyiz vesaire gibi ifadeler var. Elbette ki biz Reklam Kurulu'nun e, inceleme evraklarını görmüyoruz ancak ilgili kişilerin avukat ünvanına sahip olup olmadığı da yine bambaşka bir tartışma konusu. Bununla beraber bu hükme aykırı eylemde bulunan Cumhuriyet Savcısı tarafından da e, bir takım idari para cezaları düzenlenmektedir. Verilmektedir. E, o halde hasar danışmanlık şirketlerinin e, kullanmış oldukları avukat ünvanları eğer madde 63 kapsamında Bizi ihlale götürmüyorsa yani şöyle ki ilgili şirket eğer avukat ünvanını altı dolu bir şekilde hukuka uygun bir şekilde e, kullanıyorsa bambaşka bir konuya gidiyoruz ancak ilgili şirket e, avukat ünvanını avukat ünvanına sahip olmadığı halde kullanıyor ise burada 63. maddeye aykırılığa gidiyoruz ve haliyle yine bizi reklam nezdinde de başka bir aykırılığa ve ihlale götürmektedir. Bir diğer husus sigortacılık kanunu. 32. madde iyi niyet başlıklı 32. maddeye de e, ihlal söz konusu. Bu hususta sigorta şirketleri ve aracılar her çeşit broşürü, izahname ve diğer belgeleriyle ilan ve reklamlarını taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Burada o zaman hangi ifade bizi aykırılığa götürüyor? Şöyle ki sigorta şirketlerinin hukuki danışmanlık verme yetkisi yokken hasar danışmanlık şirketlerinin hukuki danışmanlık verme yetkisi yokken bünyesinde avukat yokken avukat işlerini takip etmesi ve tüketicileri de bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir şekilde gerçeği aykırı ve yanıltıcı bir şekilde sözleşmenin tarafı haline getirmesi ve haksız rekabete yol açması bizleri sigortacılık kanundaki iyi niyete aykırılığına aslında götürmektedir. Ve kullandıkları internet sitelerini kullandıkları bu ilan ve reklamlarla da bunu taahhüt ediyorlar. Ancak taahhüt ettikleri şey gerçeği aykırı yanıltıcı ve aldatıcı olduğu sebebiyle de yine bizleri aykırılığa götürmektedir. Kaldı ki bu hükme aykırılığın tespiti halinde de yine reklam kuruluna bildirilir denmektedir ve reklam kurulunda bugünkü aslında verdiği ilan kararı üzerine biz bu hususu konuşuyoruz. Bununla beraber bir takım tartışmalardan sonra ya 2020 ya da 2022 tam emin değilim ancak ek madde 6 e, eklendi kanuna Bu ek madde 6 uyarınca da e, bu hasar tespit e, şirketleriyle alakalı kaynaklanan tartışmadan sonra da bilakis eklenen e, madde hükümlerinden bir tanesi olduğunu e, hatırlıyorum. Bu madde uyarınca da e, kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum ve kuruluşlardan ya da hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak... Alacaklı tarafından bizzat alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcisinin bizzat vekalet verdiği avukat vasıtasıyla takip edilebilir demektedir. Aslında bu alanda bu kadar çok tartışma yanın, yaşanıyor ki kanun buna cevaz vermediği için bu şekilde bir ek madde yoluna gidilmektedir. Ancak dediğiniz gibi 2024 yılında da hala bu madde hükmü yer alırken bu husus tartışıyor isek aslında çok da bir yol kat etmemiş oluyoruz. Ee, elbette ki bir Reklam Kurulu kararı olduğu için ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine de aykırılık bulunması gerekmektedir. Bu da bizlerin madde 7'deki doğruluk ve dürüstlük e, hükmüne aykırılığa götürüyor. Çünkü reklamlar her videoda değindiğimiz üzere aslında doğru ve dürüst olmalıydı. Tüketicinin ortalama e, algılama düzeyiyle reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurarak hazırlanmalıydı. Tüketicinin güveni kötüye kullanılmamalıydı. Onun tecrübe ve bilgi eksiklikleri istismar edilmemeliydi. Ama baktığımızda ilgili e, hukuki hizmetlerin hasar danışmanlık şirketleri tarafından veriliyormuş izlenimi aslında tüketicinin ortalama bilgi eksikliklerini istismar edici niteliğe de sahipti. Buna da daha önce yine değindik. İspat külfeti reklam verenler ticari reklamlarına yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüydü Buna ilişkin Reklam Kurulu şirketlerden e, ya da reklama ay, ay reklamın aykırı olduğu gerçek kişi de olabilirdi. Elbette sadece e, tüzel kişi olmasına gerek yok. Kişilerden bununla ilgili bilgi ve belgeleri istemekle yükümlüydü ve bu belgeler tarafından söz konusu reklamın niteliği ispat edilmediği takdirde de ispat külfetine aykırılık söz konusu olacaktı. Haliyle de ispat yükü yerine getirilmediği için ilgili reklam e, gerçek ve doğru nitelikte, dürüst nitelikte olmayacaktı. Peki nasıl bir karar çıkmış? Reklam veren anonim şirket hakkında e, 6502 sayılı Kanunun 63. ve 77. maddesinin 12. fıkrasının maddeleri uyarınca anılan reklamlara durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz üzere ilk defa İhlal kararı verileceği takdirde reklam kurulu genellikle anılan reklamları durdurma cezası da, daha sonrasında reklamın devam ediyor olması halinde halindeyse e, başkaca yaptırımlara e, gitmekteydi. O halde aslında bu kararların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü e, hasar yanışmanlık şirketlerinin bu takım ifadelere, beyanlara, reklama varan yani ifadeleri devam etmesi halinde e, anılan reklamları durdurma cezasının bir üst seviyesine reklam kurulu başvurabilmekteydi. Ee, önceki videolarımızda aslında bahsederken e, reklam kurulunun bir takım e, hakkı şöyle söyleyelim. Reklam kurulunun bir erişim engelleme hakkı bulunmaktaydı. Tüketicinin koruması hakkında kanundaki ilgili hüküm gereğince. Ama Anayasa Mahkemesi bu e, erişim engelleme hakkının kararının verilebilmesinin e, uyar kaldırı sistemiyle Öl öl ölçüsüz olduğunu yani uyar kaldır sisteminden uzaklaşarak direkt olarak erişim engeli verilmesinin aslında hem ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu hem de ölçüsüz bir e, nitelikte olduğu sebebiyle bunu e, yürürlükten kaldırmıştı ve buna ilişkin bir düzenleme yapılması bekleniyordu. Hemen güncel bir haberden de bahsedelim. E, geçtiğimiz günlerde yayınlanan e, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanunda ee, bu aslında yetki reklam kuruluna yine geri verilmiş olduğu ama daha detaylı bir düzenlemeyle beraber e, yine bir bildirimde bulunma hali aranıyor. Yani uyar kaldır sistemine uygun olan, Avrupa Birliği mevzuatlarıyla uygun olan bir şekilde bu düzenleme yapıldı. Bu bildirime rağmen 24 saat içinde içeriğin çıkarılmaması halinde, yani uyar kaldır sistemi burada devreye giriyor, içeriğin çıkarılmaması halinde erişimin engellenmesine karar verilebileceği hükmü düzenlendi. Ancak devamında da teknik olarak aykırılığa ilişkin içeri erişimin engellenmesinin yapılamadığı durumlarda ya da ilgili içeriye erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebileceği düzenlendi. Çünkü önceki hükümde ...doğrudan bir erişimin engellenmesi kararı verilebilmekteydi. Ancak uyar kaldır dediğimiz aslında bir piramit sistemi olarak düşünebiliriz. Önce başvuru yapıyoruz. Başvuru sonuçlanmazsa giderek daha ağır aslında sonuca varıyoruz. Bunu ifade özgürlüğüne aykırı olarak değerlendirmişti. Ve uyar kaldır sistemiyle bağdaşmayan daha ağır aslında e, ölçüsüz bir düzenleme olduğunu dile getirmişti. Ama bu yeni kanunda gelen düzenleme ile beraber... Bu piramit aslında kurulabilmiş oldu ve muhtemelen de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda yayınlanan reklam kurulu bültenlerinde de içerik çıkarmalarını, erişim engellemelerini sıkça rastlayacağımızı düşünüyorum. Böylelikle de ilgili videoyu sonlandırırken bir yapılan yeniliği de, değişikliği de sizlerle paylaşmış olalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.